misafirimiz Karen'le beraberiz. Karen'le Meksika yemekleri yapacağız. Daha doğrusu o bize yapacak. Biz de birlikte gereken malzemeler için Mısır çarşısında bir bakalım dedik. Ne var ne yok. Bulabilecek miyiz, bulamayacak mıyız? Şimdi Karen'e soracağım ne yemeği yapmak istiyorsun? Hola Karen. What do you want to cook for us today? Today we will cook enchiladas, we will make tortillas, fajitas de pollo. We will invent something else in the moment, guacamole probably. Okay. So we will go to make shopping. Yeah. And we will enjoy Mexican food today. Alright. Enchilada, fajita, tavuklu fajita. Belki biraz guacamole, biraz da tortilla yapacağız. Evde el yapımı tortillanın nasıl yapılacağını göreceğiz. Güzel bir gün olacak bizim için. Güzel güzel yemekler öğreneceğiz arkadaşlar. After our expedition today for the ingredients, now we are at home and I'm ready to cook. And we're going to start with what? Tortillas. Mm-hmm. We will make first the main dish in Mexico. It's tortillas. So what do we need for the tortillas? We need corn flour. Corn flour like here. And? Hot water. Hot water. İçerisine tat versin diye biraz da soğan koyuyoruz. Tuz ve karabiber gelecek şimdi. Bizim alışkın olduğumuz haşlama usullerinden biraz daha değişik bu. Meksika style. Bir tutam tuz. Belki biraz daha. Bir tutam da karabiber koyuyoruz içerisine. Hı hı. Onayı aldık şefimizden. You learn quickly. Thank very quickly. Thank you chief. Chief dedim. Chef. Not chief. bu küçük tencerede diyorum. İçerisine yarım soğan, iki tane acı, taze acı biber ve bir miktar böyle 8 tane kadar, 5-6 tane kadar kurutulmuş acı biber koyuyoruz. Ve bir yarım domates. Bunu kaynatıyoruz. Burada yaptığımız şey şu anda Meksika mutfağının vazgeçilmez şeylerinden birisi olan salsa sosu yapmak. Salsa sosu yapıyoruz. Salsa sosunun içerisindeki malzemeler bu kadar. Bunu kaynatacağız. Yumuşacak domates. It's gonna get soft. The tomato, the onion and everything. Everything. Then we'll put it in the blender, we'll make it. Okay. Daha sonra bunu blenderdan ya da ezerek, bir püre haline getirerek işte salsa dediğimiz sosu elde etmiş olacağız. Bu salsa sosunu enchilada dediğimiz yemekte kullanıyoruz. We need more water. Biraz daha su koyacağız. Now we're gonna make. We can make everything at the same time in Mexico. Yeah. We make everything at the same time. So we don't spend too much time. All right. So yeah, you will help me to put oil here. Yes. For fajitas, right? Yeah. Chicken fajitas. So, şu anda tavuk fajita yapıyoruz. Yapmak için daha doğrusu tavuğumuzu biraz zeytinyağı koyuyoruz. We call it Juliana. Juliana, ¿qué es Juliana? When we cut everything in this shape. Ha, Julian. Yeah. The same. They call it.
Soğanları jülyen doğruyoruz. What's next? Chili. After tomato. Salt. The last thing is the chicken. All right. Karen, bizim Türkiye'de yediğimiz acı daha doğrusu şöyle yeteri kadar acı yemediğimizi düşünüyor. O yüzden biraz daha acı biber koymaya karar verdi. Buyurun. Salsamıza çok az tuz koyduk. Salt is tuz. Tuz. Bugün çıktığımız alışveriş esnasında Karen özellikle onayladı ve öyle aldık yani her şeyi, bütün malzemelerimizi. Efsane kokular geliyor bununla yani öyle böyle değil. Nefis. Smell like Mexico now. Just let me put the biraz salt. Because you are scary with the salt. Benim tuzu çok korkak koyduğumu söyledi ve kendi koymak istedi. Bakıyorum. You just put, don't biraz worry. Coşkulu bir şekilde tuzlu yiyiz herhalde. After around 1 minute, we will put the chicken. Yaklaşık bir dakika kadar sonra da tavukları ekleyeceğiz dedi. Yani domatesleri çok çok pişirmemiş haldeyken eklemek düşünüyorum şeyde tavukları da. Almost. Evet, haşlanmakta olan göğüs etimiz de neredeyse hazırmış. Bunu da kontrol ettik. Start to give color. Evet, rengini bırakmaya başladı. Çok harika görünüm oldu şu anda. Harika bir renk. Of Mexico. Ve evet, bu Meksika bayrağının renkleri olduğunu söylüyor Karen dedi. Doğru. We just need the ego. But okay. It's also the colors of Italy, isn't it? That's why I say we just need the ego. But I cannot put an ego inside. Ben de jeton yeni düştü bu arada. İtalyan bayrağıyla da aynı renklerde dedim. O da dedi ki evet bu yüzden zaten içine kartal da koymamız lazım ama koyamıyoruz dedi. We are doing now fajita. Enchilada and fajita. Enchilada and fajita. Yeah. And we just gonna miss the guacamole, but when we clean a little bit here, we will start with guacamole. Okay. Okay. Guacamole take just like 3 minutes. Okay. More. It's really easy. This is the heavy part. This and tortilla. So. Şu an yani zor olan kısmını hallettik gibi görünüyor. Yani halletmek üzereyiz aslında. Zor olan kısmı fajitaların pişmesi, enchilada için işte tavuğun hazırlanması ve tortillalarla. Tortillaların hamurunu hala birazcık bekliyoruz. Bu arada guacamole'nin sadece 3 dakikada hazırlandığını söyledi bize Karen. Çok kolay dedi. Onu da en son hazırlayacağız guacamole'yi. Guacamole avokadodan yapılan Meksikalıların tortilla chipslerle işte çoğu yemeklerinin yanında yardımcı yiyecek yani bizim salatamız gibi düşünebiliriz belki. Kullandığı bir sos aslında. Onu orijinal tarifinden yiyeceğiz şimdi. Biraz var. We have to desmenuzar, I don't know in English. We just have to make it stripes. Yeah. Didikliyoruz onu. Türkçesini biliyoruz. İngilizcesini ben de bilmiyorum. ¿Cómo se dice en español? Desmenuzar. Desmenuzar. Desmenuzamos.
El pollo. El pollo. Cocinamos el pollo. Oh my god. Looks so nice. This will be for put in the tortilla. Then the tortilla we pass it in the sauce and then we put the chicken. Enchilada için hazırladığımız kırmızı salça sosu. Tabii haşladık hepsini ve çok yumuşadılar. Biberler, kuru biberler, işte hepsi acı bunların. Yeşil acı biber, tazeydi o. Kırmızılar, kuru biber ve yarım soğanımız. Aslına bakarsanız bunu bir blenderdan geçirdiğimiz zaman bu sosu elde edebiliyoruz. Ama şu anda blenderimiz yok. Arızalı değilim. Dolayısıyla bunu bir havan ve tokmakla da dövebiliriz. Şu anda elimizde bu da bulunmadığı için ilkel yöntemlerle bir bardak gibi yardımıyla bunları ezmeye başlıyoruz böyle burada. Bu şekilde bir sos haline getireceğiz arkadaşlar. Salsamızın çok harika olduğuyla, harika göründüğüyle ilgili onayı da aldık bir kararlarımızı. Instagram'ıma koyacağım. Kimse Türkiye'de böyle güzel bir salsa yaptığıma inanmayacak dedi. Bir taraftan da tabii sen bu kadar kuvvetli olsaydın bunu yapamazdık dedi. Orada da tabii yani birazcık göğsümüz kabardı. Tortillamız direniyor düşmemek için. No. Çok üzüldüm şu anda. I'm gonna cry. Yeah, it's not a perfect tortilla, but probably could be. Okay, ben gidiyorum tortilla almaya o zaman. Should I go? I think so. I will serve it. Mısır tortillasını evde sıfırdan scratch olarak yani her şeyi baştan sıfır baştan yapacağız diye yola çıktık. Kolay olacağını düşündük ancak biraz önce size tortilla hamurlarının hazırlanış esnasında anlattığım problemi aşamadık. Dolayısıyla hazır tortillamızı aldık. Tabii bu mısır tortillası değil, buğday tortillası Türkiye'de satılan marketlerde. Onu ısıttık. Enchiladayı bununla yapacağız. Maalesef böyle oldu. We will just pass the tortilla and the salsa. Bakın salsayı böyle alıyoruz. Sonra tavaya alıyoruz. We put here. Üzerine didiklediğimiz tavuk göğsünü, haşlayıp didiklediğimiz tavuk göğsünü yerleştirdikten sonra and we will roll. Onu aynen bir dürüm gibi sarıyoruz. Dürüm. Durum oluyor evet. We need cream. Ha, tabii ki. Bunu Meksika'nın ünlü ekşi kreması ile sunuluyor. We will put cream here. Yep. And we will put lemon. We will mix. Whisket. Whisket. Lim. Lim with lime. Lime. All of it. No. Yes. Lemon. Tamam. Tamam. Bir kutu kremanın yarısını tabağa döktük. Sour cream haline getirmek için. Lim. Lim ya da lime diye geçiyor Türkiye'de ya da bazen Frank limonu diye de geçer. Bu lime'larımızı şimdi ona ekşilik versin diye suyunu sıkacağız. Half is enough? Yes, enough. And okay. It's
Şimdi yarım lime'ı bunun içerisine sıktık. Normalde bildiğiniz kremaydı. Bakın kalınlaşıyor. Daha pudingimsi bir hal oluyor böyle. Limonları deşince. Meksika mutfağının olmazsa olmaz soslarından birisidir. Mexico we find easily sour cream. Yeah. Should I? No, you me. Let me. Okay. Usta. Karen Usta. Enchiladamız muhteşem. And we can put even cheese. Biraz da peynir koyalım diyor tabii ki. Tam yağlı, sade bir beyaz peynir serpeceğim üzerine. Elimizde böyle ufalıyoruz. Cilantro. Cilantro. İşte bu. İşte bu. Çok aradığımız ve en sonunda Kadıköy Balık Pazarı'ndaki marketlerden, manavlardan birinde bulduğumuz taze kişnişimiz. Asya mutfağında ve Meksika mutfağında çok kullanılır. Güney Amerika mutfağında daha doğrusu. Bizim maydanoza çok benzer görünüşü ancak Türk damak tadına çok keskin geliyor bunun tadı. Ya nefret ediyorsunuz ya çok seviyorsunuz. Ben çok sevenlerim. Domates, just Mexican colors and Italian colors, like you said before. Yes. Yeah. Arkadaşlar şu an guacamole'ye başlıyoruz. Guacamole için gereken malzemeler. What do we need for the guacamole? Guacamole we need avocado. Avocado. Lime. Lime. Salt. Tuz. Tomatoes. Domates. And that's it. Cilantro. No? Cilantro. Si, taze kişniş. And chili. Tabii biraz da acı biber. Lezzetli fajitamız, tavuk fajitamız. Güzel tortillalarımızla beraber ve burada da enchiladalarımızı görüyorsunuz. Burada guacamolemiz, burada da ekşi kremamız var. Şimdi bunları afiyetle yiyeceğiz. Karen, ellerine sağlık. Let's eat! It's so tasty, you know, I'm like... Mmm! Buen provecho. Mmm.